Herkese merhabalar, Mekan Pod'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye. 15 Kasım Pazar günü kötü bir haber gördük sosyal medya kanallarında, haber sitelerinde. 355 yıllık bir miras, bir cami, Vaniköy Camisi yandı. Hatta yandı, kül oldu diyebiliriz maalesef. Bu nedenle bu bölümü Vaniköy Camisi özelinde yalı camilerine ve boğaz camilerine ayırmak istedim. Çünkü bu yapılar yapıdan fazlası aslında değerlerimiz, mirasımız. Biliyorum birçok insan Vaniköy Camii'ni bu haber ile birlikte duydu. O nedenle umarım bu bölüm faydalı olur, katkı sağlar. Yalı camileri İstanbul'un boğaza nazır olan camileri. Hatta öyle ki bazılarına kayık ile ulaşım sağlanıyormuş zamanında. Yani bazıları denizle arasında yol barındırırken, yani bir boğaz kenarında olurken, bazı camiler direkt denize sıfır şekilde. Dolayısıyla girişleri de arka taraftan. Bu yerlerin benim için anlamı şu, ibadet yerlerinin insanı daha çok tefekküre iten yerlerde olması, yani doğa gibi, deniz gibi yerlerde olması. Bu camiler genelde Boğaziçi'nin en güzel yerlerinde, en güzel sahillerinde yer alıyorlar. Osmanlı'da deniz kenarında olan evler nasıl yalı ismini alıyorsa camilerde aynı şekilde yalı camisi denmiş o zaman da. Dolayısıyla biz de bu ismi kullanıyoruz. Bu camilerin, sayacağım birçok caminin, birkaç tanesi evet biraz daha büyük ve cemaati olan camiler ama başta Anadolu yakasından sayacaklarım olmak üzere genellikle cemaatleri yok ve bu camilerde sükunet hakim. Gezginlerin deyimiyle dünyanın en güzel su yolunu gören camileri aslında bunlar. Dilerseniz öncelikle Anadolu yakasından Üsküdar'dan başlayarak Kuleli'ye doğru sırasıyla bu camileri, Anadolu yakasındakileri konuşalım. Akabinde de Avrupa yakasındakilerden bahsedelim. Ben daha çok bilinmeyenleri almaya çalıştım listeye aynı zamanda. Ancak muhakkak bilindik camilerde yer alacaktır. Öncelikle söyleyeceğim Şemsipaşa Camii gibi. Şemsipaşa Camii diğer adıyla Kuşkonmaz Camii olarak da yer alıyor. Üsküdar'da Boğaz'ın en güzel yerinde kabul edebilecek yerlerden bir tanesinde. Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük külliyeye sahip. Avlusunun iki tane kapısı var. Biri deniz tarafında, diğeri park tarafından açılıyor. Bu deniz tarafından olana hatta giderken sanki denize çıkıyormuşsunuz gibi. Her an denize gidecekmişsiniz gibi bir kapı. Ancak tabii cami ile deniz arasında ince bir yaya yolu da var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi hiç şüphesiz külliye olduğu için bir halk kütüphanesinde yer alması. Bu halk kütüphanesinde 27 bin eseri içerisinde barındırıyor. Muhakkak duymuşsunuzdur buranın Kuşkonmaz Camii olarak nitelendirilmesinin de farklı hikayeleri, farklı rivayetleri var. Bunlardan bir tanesi de Şemsipaşa'nın titiz özelliği, karakteriyle alakalı yani. Ve Mimar Sinan'dan bu yöndeki isteği, kuşların konmadığı, kuşların üzerine pislemediği bir cami istiyor. Ve Mimar Sinan da kuzey-güney rüzgarlarının kesiştiği bu noktayı buluyor şu an Salacak'ta yer alan caminin yer aldığı noktayı. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla meydana gelen titreşimleri inceliyor ve camiyi burada yapmaya karar veriyor. Bu şekilde kuşlar caminin üzerinde yer almıyor ve buraya pislemiyor. Üsküdar sahilden devam ettiğimizde Abdullah Caddesi'nde Üryanizade Camii'ni görüyoruz. Orijinal ismi Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii. Kendisi dönemin Şeyhülislam'ı. Bu cami ahşap kutu gibi bir yapı. Hani hemen kendini o nedenle gösteriyor. Çünkü çok ufak ama çok da sevimli. Öyle ki minaresi de ufacık. 4 metre yükseklikte bir minik bir minaresi var. Ufak olmasının nedeni mescit olarak yapılmış olması. Sonrasında camiye döndürülüyor. Bahçesinde bankları var. Buraya oturup deniz seyredilebilir. Aynı zamanda kadınlar mahfilinde boğaza bakan pencereler de mevcut. Ki bu çok güzel bir özellik. Rivayetlere göre cami 40 günde yaptırılmış. Kubbesi yok, böyle çatılı bir ev gibi daha çok. Giriş kısmı da cadde üzerinden, Abdullah Caddesi üzerinden sağlanabiliyor. Ve devam ediyoruz. Üsküdar'dan yola çıkıp Kuzguncuk üzerinden gittik. Sırada ise Beylerbeyi var. Beylerbeyi'ndeki bence bu Boğaz Camisi'ni biliyorsunuzdur. Beylerbeyi Hamide Evvel Camii. Bu aynı zamanda Selahattin camilerden, yani sultanların yaptırdığı camilerden. 1. Abdülhamit tarafından annesi Rabia Şermi Sultan'ın anısına yaptırılıyor. Daha çok külliye burası. Çünkü farklı eklentileri de var geniş olan bahçesinin içerisinde. Ve buranın özelliklerinden bir tanesi de klasik ve barok üslubu ortak bulundurması. Duvarlarında hem Osmanlı hem de Avrupa çinileri görmek mümkün. Barok üslup da oldukça fazla yer alıyor burada. Burada da zamanında bir yangın söz konusu. Caminin kubbesindeki ahşap bölüm 80'li yıllarda bitişindeki İsmail Paşa yalısında çıkan yangında zarar görüyor ve hatta çöküyor. Sonrasında restore ediliyor. Kadınlar mahfili burada yukarıda ve arkada yer alıyor.
Arka tarafta pencereler, geniş olan pencereler direkt denize ve bahçeye bakıyor. Onların da gerçekten manzarası çok şahane. Bahçede yer alan büyük ahşap kapıda boğaza açılıyor. Yani bir adım sonrası denizmiş gibi. Gerçekten ben seviyorum bu denize açılan kapıları. Burada bahsettiğim gibi çeşitli eklentiler var. Hünkar Kasrı gibi, Selahattin Camisi olmasına kaynaklı olarak Hünkar mahfine geçinceye kadar dinlenmesi için ve küçük kabirleri yapması için Hünkar Kasrı gibi çeşitli eklentileri mevcut. Günümüzde de bunlar hala görülebiliyorlar ortak bahçesinde. Burası az önce bahsettiğim Üryanizade Camii ve Vaniköy Camii gibi sükunet içinde olan ve cemaatin az olduğu bir yer değil. Selahattin Camii'de olduğu için cemaati olan ve bahçesinde de insanların olduğu, halkın olduğu bir yer. Ama Üryanizade olsun, Vaniköy olsun, birkaç tane daha bahsedeceğim cami olsun, hatta bundan sonra bahsedeceğim şimdiki cami olsun, daha çok cuma namazlarında hatırlanan camiler maalesef. Bu şekilde ben sıradaki camiye geçiyorum. Üsküdar'dan başladık. Sonrasında Kuzguncuk'tan, Abdullah Caddesi'nden, akabinde Beylerbeyi'nden bir camiyi söyledik. Ve sonraki durak olan Çengelköy'e geldik. Çengelköy'de Kaymak Mustafa Paşa Camii. Burası Kuleli'de yer alıyor. Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen çaprazında, yanında yer alıyor. Küçük ama gerçekten hem dışarıdan hem içeriden çok çok güzel bir cami. Ben buraya kesinlikle bir kere görmenizi, gitmenizi tavsiye ederim. Bir namaz kılmanızı burada tavsiye ediyorum. Yani farklı bir ortamı var, farklı bir sükuneti var. Dışarıdan da oldukça tatlı. Zaten bu boğaz hattını kullanırken, Çengelköy'den çıkan boğaz hattını kullanırken kendisini direkt gösteren bir cami. Kiremit renginde çünkü. Bordo'ya yakın bir kiremit rengi. Denize sıfır olan bir cami. Hatta giriş kısmı da denize taraf olan kısımdan sağlanıyor. Boğaz'ın en güzel yıl camilerinden biri olarak kabul ediliyor burası da. Kulebahçe Mescidi, Kuleli Camii gibi isimleri var. Bu şekilde de bulunabilir. Dediğim gibi ben burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Farklı hem Vaniköy Camii'ne de benziyor. Hatta sanırım Vaniköy Camii diye buranın görselleri de paylaşıldı internette. Şunu çok içten gelerek söylüyorum. Burayı görmek lazım. Çengel'e hepimizin yolu düşüyor çünkü ve düşmüşken zaten Çengel'de de böyle büyük cami bulmak çok kolay bir şey değil. Genelde böyle küçük mescitler var. Burası aklınızda ve notlarınızda olsun o nedenle diyorum. Ve nihayet son durağımız olan Anadolu yakasında 5. durak olarak Vaniköy Camii'nden bahsetmek istiyorum. Aslında planım en başta bahsetmekti buradan. Çünkü zaten bu kaydı almamın, bu programı yapmamın nedeni burası. Ancak bu şekilde olmuş oldu sıralama olarak. Önemli değil. Burası denize yine sıfır olan, yani arada hiçbir şekilde yol barındırmayan bir camiydi. Kandilli'de yer alıyor. Ve burası da diğer bahsettiğim iki mescit gibi, iki cami gibi, cuma namazı dışında pek uğrayanı olmayan, sakin, sükunet içerisinde bir yer. Ancak kurulduğu günden bu yana çınar ağacı eşlik ediyor. Ağaçlar arasında gizlenmiş bir mabet olarak tanımlanabilir burası. Tarihe bakıldığında, başta da bahsettik, 355 yıllık bir tarihi var. Vani Mehmet Efendi tarafından yaptırılıyor. Vani Mehmet Efendi kimdir? Sultan 4. Mehmet zamanında Hünkar Şeyhi sıfatıyla anılan nüfuzlu biri. Vanlı olduğu için de Vani olarak anılmış kendisi. Biliyorsunuz, gördünüz, burası da ahşap bir yer. Mimar Seda Özenbilgi'nin tanımıyla oran ölçek ve malzeme olarak bir konak gibi. Gerçekten de hani kubbesi olmayan, çatısı olan bir yer. Çok da dili zaman kullanmak istemiyorum çünkü bu biraz oradan vazgeçmek oluyor. Hani şöyleydi, böyleydi şeklinde, eskiden öyleydi gibi. Ben aslında uygun bir şekilde restore edileceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Hatta şöyle de bir bilgi var, 3 boyutlu dijital bir kaydının olduğuna dair. Daha önce bir restorasyon projesi için hazırlanmış bu dijital kayıt. Dolayısıyla o dijital kayıt bu restorasyon için aslında çok kıymetli bir bilgi sağlayacaktır. Bu şekilde tekrardan Vaniköy Camii ile buluşabilmek duasıyla biraz da Avrupa yakasındaki Boğaz camilerinden bahsetmek istiyorum. Bu taraftaki camiler tabii daha bilindik ve cemaati olan Selahattin Camiler ve birçoğunda bence ismini biliyorsunuzdur ama yine de konuşalım istiyorum. İlk olarak Dolmabahçe Camii olarak bilinen Bezmi Alem Valide Sultan Camii. Caminin yapımını başlatan Bezmi Alem Valide Sultan ancak ölümünden sonra 1. Abdülmecit tamamlıyor, ibadete açılıyor sonrasında. Mimar ise sarayın baş mimarlarından Balyan ailesinden. Balyan ailesini zaten biliyorsunuzdur. Osmanlı döneminde birçok önemli eseri imza atan, sarayın baş mimarı olan Ermeni bir aile. Böyle sorularda da çıkabilir. Kim milyoner olmak isterdi vesaire, aklınızda bulunsun. Burası gerçekten en güzel barok mimarisi örneğin taşıyan camilerden. Yapıldığı dönem itibariyle de batı akımlarının en yoğun olduğu dönemde yapılıyor. İkinci olarak ise biraz daha ileride yer alan Büyük Mecidiye Camii, ancak burayı daha çok Ortaköy Camii adıyla biliyorsunuzdur. Burası da yine Balyan ailesinin İstanbul'a kazandırdığı, bu birçok mimari esere imza atan ve birçok mimarı yetiştiren
Ermeni aile olan Balyan ailesinin İstanbul'a kazandırdığı eserlerden bir tanesi. Burası zaten köprüden geçerken görmek mümkün, Ortaköy'e gidince görmek mümkün. Hani artık oranın simgesi, İstanbul'un da simgesi haline geldi burası. Ama kaç kişi içine girmiştir, görmüştür, o ayrı bir şey. Zaten çok uzun yıllar restorasyondaydı. Burada gerçekten Boğaz'ın tüm ışıklarını içine alabilecek şekilde dört kenarı da geniş ve yüksek pencerelerden oluşuyor. Boğaz'dan tüm ışıkları, tüm renkleri içeri alıyor. Konumu eşsiz bir konum. Ancak bakıldığında statik açıdan da çok narin bir yapı. Minarelerine bakıldığında zaten her an kırılabilecekmiş gibi çok incecik geliyor bana. Burası da aslında badireleri atlatıyor çeşitli zamanlar. 1894 depreminde büyük zarar görüyor. Sonra tabii ki restorasyonlar vesaire. Sonra 1984'te de büyük bir yangın sonucu kısmen harap oluyor. Tekrar restore ediliyor. Buranın yine özelliklerinden bir tanesi de Sultanahmet Camisi'nden sonra en çok fotoğraflanan cami. Zaten hani çok turistik de aynı zamanda. Bahsettiğim gibi özellikle o yüksek pencereleri. Aslında yine Dolmabahçe yani Bezmialem Valide Sultan Camii ile benzer özellik taşıyor ama yine de burası böyle işte ince minareleriyle, konumuyla vesaire bence çok daha ayrılıyor bir kenara. Ve Ortaköy'den devam ediyoruz tekrardan. Büyük bir Selahattin Camii'den sonra bir o kadar küçük bir cami. Defterdar İbrahim Paşa Camii. Defterdar İbrahim Paşa Camii de yine yalı camilerinden bir tanesi. Caddeden merdiven inerek ulaşılıyor buraya. Burası da özellikle cumbalı mimarisiyle dikkat çekiyor. Daha çok bir mescit gibi. Yine çünkü küçük bir şekilde yer alıyor. Turuncu renkte ufak bir mescit diyebiliriz aslında buraya. Bahçesinin manzarası, avlusu, avlusunun yanında küçük park ile. Burası az bilinen saklı kalmış güzelliklerinden bir tanesi. Aslında biraz da garip bir cami burası. Burayla ilgili 7 kıtanın 7 kıta dergisinin YouTube hesabında Boğaz'a Nazır Camiler serisi var. Orada Defterdar İbrahim Paşa Camii'nde bir videosu var. Tavsiye ederim. Anlatım yok ancak görüntü, drone çekimleri vesaireyle huzurlu ve güzel bir video. Bakabilirsiniz. Ve sonrasında biraz daha ilerliyoruz. Bebek Camii'ni görüyoruz. Yine Beşiktaş Bebek'te yer alıyor. Aynı zamanda Hümayunu Abad ismiyle de biliniyor. Çünkü daha önce o alanda Hümayunu Abad Sarayı bulunuyormuş. Aslında bu yeni sayılabilecek camilerden bir tanesi. Diğerlerini düşününce bence oldukça yeni. 1912 tarihli Bebek İskilesi'nin hemen yanında yer alıyor. Ve Mimar Kemalettin tarafından yapılmış. Bildiğimiz mimarlardan bir tanesi. Gerçi birçoğumuz 20 TL ile tanıyoruz. Burası gerçekten huzurlu bir cami. Yani aynı şekilde şey gibi Defterdar İbrahim Paşa Camii de öyle Ortaköy merkezinde yer alıyor. Etrafında eğlence yerleri vesaire var. Ama onların arasında sükût ve huzurun yer aldığı bir yer. Keza Bebek Camii de öyle. Ancak sanırım bir ay önce evet gitmiştim. Bebek tarafındayken burası kapalıydı. Restorasyondaydı ve derin çaplı bir restorasyona benziyordu. Çünkü yana böyle seyyar bir mescit yapmışlardı. Çadırdan büyük bir mescit. O nedenle şu zamanda zaten çıktığınızı çok düşünmüyorum ama bu bilgiyi de vermekte fayda olabilir. Burada giriş yapınca avluya, avlu kapısından girince hemen çeşmenin üzerinde küçük bir kitabe var orada. Enbiya suresinden ve her canlıyı sudan var kıldık ayeti yer alıyor. Zaten tarihi çeşme ve sebillerin çoğunda bu ayet oluyor genelde. Bu da güzel bir ayrıntı. Ve bu şekilde ben son camiye geçmek istiyorum ki bu da Avrupa yakasından 5. cami oluyor. Boğaz hattına devam ettiğimizde sonrasında Emirgan geliyor ve Emirgan'da da bilindik çok güzel bir cami var. Emirgan Hamide Evvel Camii. Burası da 1. Abdülhamit tarafından yaptırılıyor. Erken yaşta ölen şehzadelerinden Mehmet ve onun annesi Hümaşah Hatun için yaptırılmış. Gerçekten bu camiyi ayrı bir seviyorum. Yani ilk 3'te yer alıyor benim için bu cami. Bilmiyorum camileri bugünle sıralım ne kadar doğru ama olur ya yeri ayrıdır aynı o şekilde. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi denize karşı namaz kılabilmek. Gerçekten güzel bir nimet bence. Yukarı çıktığınızda yani kadınlar mahfilinden yukarı çıkıldığında sadece arka tarafta değil yan tarafları da kullanıma açık. Yani bu şekilde pencereye kadar ileriye kadar gidilebiliyor. Direkt deniz görülebiliyor. Gerçekten çok güzel bir cami bu. Özellikle Ramazan aylarında da farklı bir ruhu oluyor. İftar yaptıktan sonra buraya geçmek. O nedenle burayı ayrı bir seviyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu bölümde daha çok kendi seçtiklerime yer verdim. Bunlar dışında da tabii ki Yalı Camileri, Boğaz Camileri mevcut. Burada 10 taneyi konuştuk. 5 Anadolu yakasından, 5 Avrupa yakasından.
Biliyorsunuz bizde şey vardır, her gün denizi görsek de her görüşümüz ilk görüşmüş gibi heyecanlanırız. O nedenle bahsettiğim Boğaz camilerinde, Yalı camilerinde ayrı bir huşunun olduğuna inanıyorum. Hissiyatı gerçekten de ruhu farklı oluyor. Vaniköy Camii'ni tekrar görebilmek, duası ve diğerlerine de sahip çıkabilmek temennisiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.